Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere nefis bir tarifim var. Köri soslu tavuk tarifi vereceğim inşallah. Yapımı da çok pratik. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar tavuklarımızı böyle küp küp doğruyoruz. Bu şekilde. Ya da kasapta da doğratabilirsiniz. Ben 600 grama yakın tavuk eti kullanıyorum. Yani 400 gram eksikti sadece 600 gramdan. Burada baharatlarım var. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da kekik kullanacağım. Bunu böyle güzelce üzerine serpiyorum. Arkadaşlar tavuklarımı kendim doğradım ve temiz bir şekilde de yıkadım. Şimdi içerisine böyle yarım çay bardağı zeytinyağı döküyorum. Ve şimdi bunu güzelce böyle kaşıkla karıştırıyorum. Arkadaşlar eğer vaktiniz varsa bunu güzelce karıştırın. Ve daha sonra da üzerine bir streç film geçirin. Buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Eğer dinlendirirseniz daha da güzel olur. Ama ben video çektiğim için hiç vaktim yok. Dinlendirmeden yapacağım şimdi. Bunu güzelce böyle parmalıyorum, karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, tavamı ocağımın üzerine aldım. Ocağımın altını da açtım. Hazırlamış olduğum soslu tavuğumu tenceremin içerisine döküyorum. Evet, şimdi böyle ara ara karıştırarak tavuklarımı pişireceğim. Böyle rengi dönene kadar. Evet, tavuklarımızın rengi döndü. Şimdi içerisine 6-7 adet arpacık soğan katıyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Ve orta ateşte tavuklarımı pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, tavuklarım güzelce suyunu çekti. Çok güzel bir şekilde de böyle kızardılar gördüğünüz gibi. Şimdi ise içine arkadaşlar tuzunu ilave edeceğim. Tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ve içerisine 1 çay kaşığı dolusu köri katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum tekrardan. Oh, öyle bir güzel koktu ki anlatamam size. Ve şimdi burada da 1 orta boy çay bardağı kremam var. Kremamı da içerisine döküyorum. Aman olabilir böyle aksilikler. Bunu güzelce çay kaşığıyla sıyıracağım. Ve şöyle hızlıca karıştırıyorum. Kızım bir tane çay kaşığı alabilir miyim? Evet, kremamızı döktükten sonra sadece 2-3 dakika kadar böyle karıştırıyoruz. Şunu iyice sıyırayım da. Evet. Mis mis arkadaşlar, çok güzel görünüyor. Ve 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra ocağımızın altını kapatıp sıcakken servis yapıyoruz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.